Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu videomuzda HTML, CSS kullanarak herhangi bir Bootstrap ve benzeri bir şey kullanmadan arkadaşlar güzel bir tablo tasarımı nasıl gerçekleştirebiliriz? Buna bakacağız. Özellikle burada yapacağımız şeylerden bir tanesi de bizim NTHChart'lar, CSS'in belli başlı overflow özellikleri ve benzeri özelliklerle de alakalı güzel bir ders olacağını düşünüyorum. Bakın gördüğünüz gibi transition özelliklerinden de faydalanmış durumdayız. Burada sitede ortalanması sadece HTML, CSS kodları kullanarak herhangi bir Flexbox ve benzeri özellikler de kullanmadan böyle bir tabloyu nasıl gerçekleştiririz? Buna bakacağız. Tamamen HTML, CSS pratiği yapmak için kullandığımız bir örnek uygulama olacak. Ayrıca burada arka plan seçiminde UI Gradients'ten faydalanacağız arkadaşlar. Bundan bahsedeceğim ve burada Open Sans'tan da alacağımız fontlar var. Şimdi öncelikle gelin bunun HTML kısmıyla başlayalım. Arkadaşlar burada yine her zaman olduğu gibi sıfırdan index.html diyorum. Ve buraya gelip style.css diyerek başlıyorum. Burada HTML5 dedik. Burada ne diyelim? HTML CSS tablo dedik. Ve hemen link ile arkadaşlar ben bu stil dosyamı buraya entegre edeyim. Artık stilimi kullanabilirim. Burada şundan bahsetmiştik. Open Sans kullanmaktan bahsetmiştik. Biliyorsunuz tablonun tasarımında fontlar çok önemli bir yer tutuyor. Kendi fontundan ziyade internette bulduğunuz güzel bir fontu burada kullanabilirsiniz. Ben burada Medium 500'ü kullanacağım Open Sans'ın. Buradan hemen linki alıyorum buradan. Kopyalıyorum. Ve getirip şurada stilden sonra ya da önce fark etmez. Şuraya yapıştıralım arkadaşlar. Bizim burada sadece stilimizi kullanacağımıza dair bir şeydi. Burada body kısmında şunu belirtelim. Bütün her yerde kullanacağımız fontun font family'sini şuradan alıp kopyalıyorum. Tüm site boyunca ben bunu kullanacağımdan bahsediyorum. Burada çok fazla klasa girmeden sadece table özellikleri üzerinden gideceğim arkadaşlar. Öncelikle bir table etiketi ile başlayalım. Table etiketi içerisinde arkadaşlar 3 ana bileşen var. Bunlar neler? T-head yani tablo başlığı. Bunun haricinde tablonun içeriğinin yer aldığı t-body ve en alt kısmı oluşturan t-foot kısmı ile beraber biz aslında tablo yapısını bu şekilde oluşturuyoruz. 3'e bölmüş oluyoruz. Burada her birinde tabii ki tr var ve bizim aşina olduğumuz td yerine th'in içinde th etiketlerinden faydalanıyoruz. Burada nelerden bahsetmiş? Tarih, sipariş numarası, ürün, fiyat, miktar, toplam. Yani 6 tane. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani 6 tane sütun. Td'den çok bir fark yok. Sadece biçimsel bir fark var arkadaşlar. Burada neler yapacağız? Tarih, sipariş numarası hemen yazalım arkadaşlar. Tarih şu şekilde. Sipariş numarası. Bunun haricinde ürün, fiyat, miktar, toplam. Hemen yazalım. Ürün, fiyat, miktar ve toplam. Şimdi bunları yazdıktan sonra burada benim artık başlık kısmım tamam ve içerik kısmına geçmem gerekecek. Herhangi bir class ya da ID'den yararlanmayacağım. Direkt sadece table üzerine çalıştığımız için bunlara gerek duymuyorum. Burada arkadaşlar her biriyle alakalı. Şimdi öncelikle burada tr, td yapabilirim bizim aşina olduğumuz şeyi. İşte burada nedir? Bir tane bir veri oluşturalım arkadaşlar. 10, 11, 2000, 11 şeklinde bir şey oluşturdum. Bunun aynısından şu şekilde aynısından yapmayalım da şöyle TD yapalım. Kaç veri vardı? 6 veri vardı. 2, 3, 4, 5, 6 şeklinde yaptım. İşte sipariş numaraya şurada arkadaşlar bir rakam salladım. Ve burada ne diyelim? İşte oradaki gibi MSI laptop dedik. Burada ne diyelim? Ürünü yazdıktan sonra fiyatına işte 2000 dolar şeklinde bir şey yapalım. Burada miktarı kaç? 2 tane olsun ve buraya 4000 dolar toplamında bir şey koyalım. 4000 dolar. Evet. Ctrl S. Şimdi burada
Burada birden fazla verim olacak. Yalnız ilk başta önce bir ne yaptığımızı görme adına her birine birer veri eklemek istiyorum. Burada en altta da ne var? HTML, CSS tablo uygulamasıdır diyor. Hemen şuradan şunu bir kopyalayayım. Yazıyı kopyaladım arkadaşlar ve getirdim. Buraya tabii ki tfoot'ta da yine bizim tr ve td'miz mevcut. Fakat şöyle bir sıkıntım var. Şimdi bakın burada her biri 6 sütundan oluşuyor. Fakat burada tek bir satır, tek bir sütunda olduğu zaman burada call span gerekiyor değil mi? Burada call span olarak burası 6 tane olduğu için 6 birimlik yer kaplayacağı için call span 6 dersek tamamını kaplayacaktır. Şimdi ben şu an sadece iskeleti oluşturdum arkadaşlar. Çatıyı oluşturdum. Bir F12'ye bastığımızda zaten anlamsız bir şey göreceğiz. Bakın gördüğünüz gibi benim Open Sans'ımı almış. Anlamsız bir şey. Şimdi ilk başta stile ile başlarken body ile başlayalım. Body'nin arka taraf renginin UI gradients'te istediğiniz herhangi bir geçişli şeyi seçip şurada get CSS dediğinizde şu kısmı kopyalayıp body'ye yapıştırdığınızda o rengin, o geçişin aynısını kendi sayfanıza da verecektir. Bu şekilde aldıktan sonra buraya gelelim ve yenile dediğimde bakın gördüğünüz gibi aynı şekilde geldi. Peki ben burada ilk önce adam edeceğim şeyini table etiketiyle başlayabilirim. Şuraya geldim. Table dedim. Ve table'ın içerisinde bir genişlik belirteceğiz. Width 900 piksel dedik. Ve meşhur ortalama kodumuz neydi? Margin 0 piksel. Yani üstten alttan 0. Left ve right'tan auto diyerek ben sitemde bunu ortalayabilir miyim? Bakalım. Şuraya geldim ve şurada yenile dediğimde bakın bunları ortalamış vaziyette görüyorum ama hiç tablo gibi durmuyor. Şimdi bundan bahsedeceğiz. Tablo gibi durmuyor dedik. Şuraya geldim ve ben buraya diyorum ki ne yapabiliriz mesela burada? Öncelikle şurada collapse olayından bahsedelim. Mesela şurada border'ı bir olmuş olsaydı. Bakın birazdan kaldıracağım bunu. Yenile dedim. Bakın şu şekilde bir durum vardı değil mi? Şimdi ben bunun çift çizgi olmasını değil de tek bir çizgi şeklinde uzanmasını istiyorsam ne yapacağım? Table'da arkadaşlar vereceğiniz kod şu şekilde tek bir çizgi olması için border collapse collapse diyerek arkadaşlar bakın bunun default hali separate'tir yani ayrıdır. Bunu collapse'e çevirerek biz aslında şunu yapmış oluyoruz. Yenile dediğimde bakın tekten bir çizgi yapmış oluyoruz. Bu şekilde. Peki burada devam ettiğimizde table olayında tekrardan döneriz. Şimdi öncelikle biz nereye geldik? Table'da şu border'ı da bu arada kaldırıyorum. Sadece deneme amaçlı yapmıştım. T-head kısmına yani baş kısmına gelelim. T-head kısmına geldik. Burada arkadaşlar bu arada yani her birine tek tek class ataması yapmadım. Hani class tablo diyebilirdim. Ama gerek yok. İkinci bir üçüncü tablo oluşturmayacağız. Burada thread kısmında bir öncelikle bir background ataması yapalım ve ne yaptığımızı görelim. Mesela burada purple diye bir background ataması yapalım. Sadece bunu yaptım. Yenile dediğimde bakın gördüğünüz gibi bir yapı oluştu thread kısmında. Peki ben bunu şöyle adam etmeye çalışalım arkadaşlar. Bir line height yani satır yüksekliği verelim ki şöyle daha düzgün, daha düzenli dursun. 50 piksel gibisinden. Tabii bunu daha yüksek değerlerde verebilirsiniz. Yenile dedim. Bakın şöyle güzel bir şekilde durdu. Bir sıkıntı yok. Peki ben bunların her birinin bakın sol tarafa yaslı olduğunu görüyorum. Ama bunlar hepsini thead'in kendi özelliğinden dolayı ortaladır. Burada sizin yapmanız gereken text align center yerine left verirseniz şu şekilde daha da düzenli duracağını göreceksiniz. Bakın gördüğünüz gibi daha bir düzenli durdu. Ve şu Purple'da bakın Visual Studio Code özelliklerinden biridir. Üzerine geldiğinizde bakın şuradan RGB'si ile oynayarak istediğiniz renk skalasını buradan elde edebilirsiniz. Bakın şöyle yaptım ve bunun kullanılmasını istiyorum dedim. Kaydettim ve geldim buraya yenilediğim zaman bakın gördüğünüz gibi böyle bir şey oluştu. Fakat tabii ki ben bunun üzerinde yazı renginin ne olmasını istiyorum. Color'ına hemen bilindik white olmasını istiyorum. Evet şu an çok daha tatlı durdu arkadaşlar. Şimdi ben burada ilk etapta şunun sadece
İçten şöyle 30-40 piksel şu tarafa doğru kaymasını istiyorum. Diğerlerine dokunmak istemiyorum. Bakın burada CSS özelliği kullanacağız. Hepsini yapmak istemiyorum. Peki ben bunu nasıl yaparım? T-head'in içindeki, TR'nin içindeki TH'nin ilk çocuğu seçmem gerekiyor değil mi şunu? O zaman şunu yapacağım. Diyeceğim ki T-head'in içindeki, pardon şöyle yapalım. T-head'in içindeki TR'nin içindeki TH'nin ilk çocuğu yani first child'ını seç ve buna soldan bir iç boşluk ver. De ki 40 piksel. Bu şekilde yaptığımız zaman şöyle olacaktır arkadaşlar. Yenile dediğimde bakın tarih sadece ne yaptı? Sola kaydı değil mi arkadaşlar? Burada da sağ taraftan da herhangi bir sıkıntı yok. Yani last child'ından da write verebilirdik ama gerek yok. Burada tarih, sipariş numarası. Bakın sadece bunun şu tarafa gitmesi gerektiğini de ben buradan görebiliyorum. Peki şimdi gelin tbody ile oynamaya başlayalım. Şimdi tbody'ye geldim. Tbody. Evet. Tbody'yi yaptıktan sonra burada öncelikle line height yani satır yüksekliği ile bir oynayalım arkadaşlar. Buna diyelim ki 45 piksel diyelim. Buna da aslında buna da 50 piksel desin. Ya, gerçi biraz daha düşük olsun arkadaşlar. 45 piksel. Yukarıdaki TH'de göre biraz daha düşük olmasını istedim. Yenile dediğimde bakın böyle olacaktır. Tabii bunun arka plan renkleriyle şimdi oynama yapacağız. Bunun için arka plan renkleriyle oynayabilmek için öncelikle her birinin T-Body'nin içerisindeki renklerle oynamaya başlayalım. T-Body'nin içindeki TR'nin içindeki arkadaşlar öncelikle biz şu işi hallettik mi? Şunu sağ tarafa kaydırdık mı? Kaydırmadık. Peki bunun için kimle oynamam lazım? T-Body'nin içindeki TR'nin içindeki ilk TD çocuğuyla oynamam gerekiyor. Buradan geldim. First Child dedim. Aynı yukarıda yaptığım gibi. Padding left 40 piksel diyerek bunun da aynı şekilde şu şekilde gelmesini sağladım ve diğerleri de dikkat ederseniz herhangi bir kayma ve benzeri olmadı ve gayet güzel durdu arkadaşlar. Bir sıkıntı yok. Peki artık gelin ne yapalım? Renklerle oynamaya başlayalım. T-Body'nin içindeki işte TR'nin buradan sonrası önemli. NTH Child diyelim. NTH Child Odd. Yani arkadaşlar NTH Child Odd diyerek biz ne yapmış oluyoruz? Tek satırlarını seçmiş oluyoruz arkadaşlar. Yani şundan bahsediyorum. İşte 1, 3, 5, 7, 9 diye giden 2, 4, 6, 8 de şimdi birazdan gelecek. Burada öncelikle background color'ına ne diyelim? White diyelim. Background color'ı white. Color'ı da black olsun arkadaşlar. Şöyle bir şey olsun. Geldim buraya. Yenilediğim zaman bakın bu gayet başarılı bir şekilde oldu. Peki bizde tabii veri yok. Şu an görünmüyor. Buraya verileri ekleyelim arkadaşlar. TR'yi şu şekilde yaptım. Kopyaladım. Ve şuraya geldim. Yapıştır yapıştır diye gidiyorum arkadaşlar. Biraz veri ekleyeyim buraya. Şöyle hızlı bir şekilde Ctrl S yaptım. Şimdi buraya V yazmış. Pardon. Burayı nasıl yaptık? Böyle bir Ctrl Z çekelim. Evet. Burada var yazmışız. Ctrl S yaparken arkadaşlar bir karışıklık olmuş sadece. Şuraya geldim. Yenile dediğimde bakın gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde verileri böyle sıraladı. Yalnız bunların renksiz olduğuna dikkat etmişsinizdir. Çünkü odd ilk tek satırları seçiyor demiştik arkadaşlar. Burada şöyle bir şey yapalım. Bir de çift satırları da seçtirelim. Şuradan kopyalıyorum ve şuraya yapıştırıyorum. Yalnız odd değil de bu sefer de even diyorum. Yani tbody'nin içindeki tr'lerin çift satırlarını seç manasında bu da. Buraya da white değildi arkadaşlar. Şöyle biraz daha aşağı doğru inelim. Hani zebra deseni yaratacağımız için. Şöyle yaptım. Bunun içerisinde de black güzel yine görünecektir. Ctrl S yapıp buraya geldiğimde yenilediğimde bakın gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde zebra desenini oluşturmuş olduk. Bu arada biraz daha şey yapmak istiyorum ben. Veri eklemek istiyorum. Şöyle şuraya kadar gelelim. Şurayı kopyalayalım. Ve aşağı inelim. Maksat aşağıya kadar şöyle bayağı bir verim olsun istiyorum.
Şöyle geldim arkadaşlar. Yenile dediğimde bakın bayağı bir verim oldu. Gayet güzel bir şekilde görünüyor. Şimdi buradan sonrası biraz daha önem arz ediyor. Nasıl? Burada üzerlerine geldiğinde yani hover olduğunda aynı bundaki gibi bir efekti elde edebilmem için şöyle bir stilde kod yazmam gerekiyor. Bu da nedir? T-Body'nin içerisindeki TR'ye öncelikle hiçbir kod yazmasam bile bir geçiş efekti yapabilmem için transition vermem lazım. Transition tüm özellikleri ol, yarım saniyede .5s ve yavaş bir şekilde ease şeklinde olmasını istiyorum. Ve burada T-Body'nin içerisindeki TR'ye hover olduğunda neler olacağından burada bahsedeceğiz. Background color'ı burada bu sefer black olurken color'ı da white olsun istiyorum. Ve ayrıca üzerine geldiği zaman da kürsörüm pointer olsun ki ne olduğunu görebileyim. Şimdi şuraya geldim, yenile dedim. Bakın şimdi üzerine geldiğim zaman hepsi gayet güzel bir şekilde çalışmaya başladı arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntım yok. Peki burası da güzel, burası da tamam. Şimdi en alt kısma geldik. En alt kısmı yapabilmemiz için tfoot'a bazı şeyler vermem gerekiyor değil mi? Bakın burada tfoot vardı, tr vardı, td vardı. Şuraya geldim ve tfoot dedim. Tfoot'un içerisinde background color'ına bu arada yukarıdaki ile aşağıdakini aynı yapmak adına ben en güzeli şurayı şu şekilde kopyalayayım. T-head ve T-foot'u aynı yapmak adına şuraya yapıştırayım. Yani arka plan rengi ve benzeri şeyler arkadaşlar. Şuraya geldim. Yenile dediğimde bakın gördüğünüz gibi yukarıyla aşağısı aynı oldu dikkat ederseniz. Ama sol taraftan bir kayma yaşamadım. Şimdi bunun içinde T-foot'un içerisinde TR'nin içindeki TD'ye diyeceğiz ki senin padding left'in aynı yukarıdaki gibi 40 piksel olsun dedik. Ve yenilediğim zaman bakın gördüğünüz gibi yukarısıyla aşağısı gayet tatlı bir şekilde oluşmuş oldu. Peki şimdi geldik şu border radius olayına. Arkadaşlar burası gerçekten önemli. Ne açıdan önemli? Şimdi burada border radius verdiğim zaman bir şeylerin değişmediğini göreceğim. Border radius ne diyelim? 20 piksel diyelim. Radius'luğu yaratacak mı? Hemen bakalım. Yenile dediğimde bakın herhangi bir şey değişmiyor. Arkadaşlar bunun nedeni border collapse'i de yaptığımız için arkadaşlar tekten bir çizgi olduğu için burada taşmalarla beraber overflow hidden'ı kullanmazsanız border radius çalışmaz. Buraya geldim. Overflow hidden yani taşmaları engelle dediğiniz anda artık o 20 piksellik şeyin buraya bakın bu şekilde uygulandığını görebileceksiniz arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntım şu an için yok. Son olarak gelin bir de arka tarafına box shadow vererek bu uygulamamızı noktalayabiliriz. Şuraya geldim arkadaşlar ve box shadow özelliğini hemen şöyle yapıyorum. Box shadow işte 0 piksel x ekseni y ekseni blurluğunu ayarlayalım 15 20 diyelim 20 piksel ve black olmasını istiyorum. Hatta buradan gelip istediğiniz gölge rengini buradan ayarlayabilirsiniz. Ctrl S yaptım ve buraya geldim. Yenilediğim zaman bakın gördüğünüz gibi gayet tatlı bir şekilde bir tablo tasarımına HTML CSS kullanarak CSS'in First Child, Nth Child gibi, Even Odd gibi özelliklerini kullanarak çok tatlı bir şekilde yaptığımızı görüyorsunuz. Herhangi bir flex özelliği ya da herhangi bir farklı özellik kullanmadan arkadaşlar bu şekilde güzel tabloları yapabiliyoruz. HTML CSS uygulaması adına güzel bir örnek olduğunu düşünüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.